oyunu. Bu tabii ki rakibin dizilişine göre de değişiyor. Özellikle önde yaptığımız baskılar, bu çok etkili bir şekilde yaptığımız maçlar oldu. Bunlar da tabii ki hem bizim için önemli bir veri, hem de birçok ülkede. Yani ben de birçok ligi seyrediyorum, birçok takımı seyrediyorum, birçok hocayı seyrediyorum. Birçok hoca farklı şeyler uyguluyor, oyun kurma teknikleri uyguluyor ve oyun içerisinde baskı yöntemleri. Yani birçok şeyi herkes birbirine görerek de aslında araştırarak da kendi işini geliştirmeye çalışıyor. Yani bizim işimiz hiç durmaya gelmeyen bir iş. O yüzden çok fazla da demin söylediğiniz gibi yani sadece kurslarda değil belki yani bu işi gerçekten seven, merak eden ve kendini geliştireceğine inanan her insan birçok hocadan örnek alıyor. Benim ilerideki tabii ki hedefimiz yani hep sene sene gitmek istiyorum. Yani burada şampiyonluk tekrar yaşamak çok önemli. Birinci hedefim bu. İleride tabii ki bakalım ne olur ama asıl hedefim tabii ki Galatasaray'da olmak. Galatasaray'ın şampiyonluklarıyla birlikte 5. yıldızı takabilmek. Levent Bey. Sabah gazetesi Levent Süven. Hocam tebrik ediyorum. Bir sorum var. Köln ve Zaha ikisini analiz yapar mısınız lütfen? Yani Köln bence iki oynadığı maçta da takıma çok hızlı uyum sağladı. Oyuna uyum sağladı. Kişisel olarak da bence yani inanılmaz sıcak ve takım içerisinde çok çabuk girdi. Herkesle kaynaştı. Bence bu hani sosyal yönü de çok kuvvetli bir oyuncu. Çok sempatik ve takıma çok çabuk yani sahadaki kadar dışarıda da soyunma odasında da çok hızlı uyum sağladı. Bu çok güzel bir şey yani böyle bir oyuncunun gelip çabuk bir şekilde uyum sağlaması bizim açımızdan sevindirici. Yani Zaha ile ilgili tabii ki Zaha'dan beklentimiz daha yüksek. O da oynamak istiyor tabii onu da anlıyorum bir yandan. Yani baştan başladığında daha iyi olacağını düşünüyor. Ama oyunun devamında da onu kullandığımızda bizim de beklentimiz ondan bundan daha fazlası. Yani son oyuna girdiği maçlarda aslında tam olarak beklentilerimizi karşılamadı. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Dediğim gibi onun da isteği daha çok yani başladığında kendini daha iyi hissettiğini söylüyor ama tabii ki burada bir yarış var. O da yarışacak formayı almak için bundan daha iyisini yapacak. Daha iyisini yaptığı zaman da formayı alacak. 4,5 yılda 7'si futbol stadı, toplam 19 spor tesisini İstanbul'un yaşamına kazandırdık. Çok sayıda semt stadlarımızın eksiklerini tamamladık. Engelsiz spor parklarıyla İstanbul'da bir ilki gerçekleştirdik. Toplam 35 okulumuzda spor salonu kazandırdık. 15 okulumuz için spor salonlarımızın imalatı için yola çıktık. Haliç Sporları Merkezi'ni açtık. Haliç'e bir spor parkı kazandırdık. İstanbul'da 9 mini spor merkezi oluşturduk. Yine bu spor merkezlerimizin 5'ini açılışa hazırladık. 4'ü de yaz aylarında insanlarımızın hizmetinde olacak. Sadece spor tesisini önemsemedik. Tesislerimizden daha fazlasını vatandaşlarımızın hayatlarına sporu katmakla önemli adımlar attık.